Kürt ailesinden Faruk Çavuş. Merhuma, dünya ve aile komutanlık haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah sizlerden razı olsun. Birinci tekliden sonra Sübhaneke ve Celle Celaluhu. Ben Tuncay Akçe, Hababam sınıfının en ufaklarındandım. Onlara güle, karşısına geçip gülen, onlara dalga geçendi. Böyle bir sempatik gülüşten Hababam'la girdik. Sinemaya devam ettik. Ben yıllarca devam ettim. 44 senedir sinemanın içindeyim. Ama tabii biz bu ara hep abilerimizle beraber toplanıyorduk. Etkinliklere katılıyorduk. Senede bir de olsa bir yemeğe katılıyorduk. İstanbul'da Poyraz balık vardı. Orada o abimizin şeyinde toplanıyorduk. Ababam sınıfının geride kalan 15-16 kişi onlarla beraber sohbetler ediyorduk. İşte beraber eğlence yapıyorduk. Ayrılıyorduk. Tabii burada Mersin'den Faruk abi geliyordu. Konya'dan başka bir arkadaşımız geliyordu. Onlar İzmir'den aşık gelenler vardı. Malatya'dan gelenler vardı. Tabii böyle dağılmıştık ama dağılırken de böyle Musalla taşında buluşuyoruz herhalde. Şimdi ne söyleyeceksiniz? Faruk Bey'i de kaybettiniz. Vallahi söyleyecek şey yok. Yani söz yok. Söyleyecek son söz işte Musalla taşı. Yani diyor ya her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Geldik. İşte ölümü tadan bir abimiz. Böyle yavaş yavaş yaprak dökümü gidiyor. Kaç kişi kaldı efendim şu anda? İşte Şener abi var, Şevket Altun var, Semra Rızamar var o şey gruptan. Tabii Peren ablalar falan, İdris Salman, Peren Hanım falan, o Peren abla ondan sonra onlar falan var. Birkaç kişi daha var ama onlar tabii birkaç böyle şeyde oynuyor. Esas kadro burada yani. Hababam'da oynayanlar, işte bir de öğrenci kadro var. 16-17 kişi. Kaç kişiniz? Onlarla beraber yaprak dökülüyor yavaş yavaş. Aynen.